Evet, merhabalar arkadaşlar. Gaz yasalarıyla devam ediyoruz gazlar konusuna. Gaz yasaları, dört tane gaz yasasından bahsedeceğiz. Burada Boyle-Mariotte yasası, Charles yasası, Gay-Lussac yasası ve Avogadro yasası olmak üzere. Bu yasalar daha önce öğrenmiş olduğumuz dört tane değişkenimiz vardı ya, basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı. İşte bu dört değişkenin ikili incelenmesiyle, yani bu dört değişkenden ikisini inceliyor bilim insanları, diğer ikisini sabit tutuyor. Sabit tuttuklarının değil, diğerlerinin incelenmesiyle oluşan durumları inceleyeceğiz. O sabit tutulanları biz de sabit düşüneceğiz. Diğer iki kalan değişkenin değişimi birbirini nasıl etkileyecek? Doğru orantılı mı, ters orantılı mı? O konuda ne yapacağız göreceğiz arkadaşlar. Bilim insanları bunları çalışmalı yapmış. Ve buradan zaten en sonunda gaz yasalarını birleştireceğiz. Ve ideal gaz denklemine ulaşacağız arkadaşlar. Gazlarda bu dört temel büyüklüğün birbirini nasıl etkilediğini, doğru mu ters orantılı mı onları göreceğiz. Başlayalım şimdi. Diyor ki gazların özellikleri, basınç, hacim, sıcaklıkla ilişkili ve değişimle inceleyen bağıntılara gaz yasaları denir. Gaz yasaları ve gaz yasaları günlük hayatta kullanılan ürünlere uygulanması oldukça önemlidir diye giriş yapmış. Evet, ilk kanunumuz gelsin. İlk yasamız gelsin. Boyle-Mariotte yasası. Burada bakın dedik ya, dört tane değişkenden iki tanesi sabittir, iki tanesi değişken. Burada ne yapmış? Mol sayısını ve sıcaklığı sabit tutmuş. Basınçla hacim arasındaki ilişkiyi inceleyen kanun diye düşünebiliriz. PV ilişkisi. Gazların demiş basınçlar ile hacimler arasındaki ilk ilişki 1662 yılında Robert Boyle tarafından açıklanmıştır. Robert Boyle, sabit sıcakta belli miktarda gaza yüksek basınç uygulandığında hacminin küçüldüğünü, basıncı azalttığı ise hacminin arttığını deneysel olarak ispatlamıştır. Bakın ne yapıyor şu anda? Pistonlu bir kabın içerisinde işte belli bir miktar gaz var. Mesela şurada mesela yuvarlakları sayarsanız işte 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane gaz molekülü. Her bir deneyde de 5 tane gaz molekülünün olduğunu görebilirsiniz. Yani burada neyin sabit olduğunu anlıyoruz. Mol sayısı sabit, miktarı sabit. Sabit sıcaklar mı? Sıcaklığı değişse belirtirdi. Sıcaklık sabit. O yüzden ne yapıyor şu anda? Mesela bir atmosfer basınç yapan gazlar üzerine basıncı uyguladı, sıkıştırdı gazı. 2 atm'ye çıktı. Biraz daha sıkıştırdı. 3 atm'ye çıktı. Biraz daha sıkıştırdı. 4 atm. Yani hacim azaldıkça basınç arttı. Buradan ters orantı olduğunu görebiliyor muyuz? Görebiliriz arkadaşlar. 1 çarpı 600, 2 çarpı 300, 600, 3 çarpı 200, 600, 4 çarpı 150, yine 600. O zaman şöyle bir genelleme yazarız. Basınç çarpı hacim değeri birinci durumdaki, ikinci durumdaki basınç çarpı hacme eşittir. İşte bu arkadaşlar Boyle-Mariotte'si. P1 V1 eşittir P2 V2 diyen kanunumuz Boyle-Mariotte'sidir. Şimdi bunun grafiklerinden de bahsedeceğiz. Ters orantı. Kanunlardan şimdiden söyleyeyim. Diğer göreceğimiz tüm kanunlarda doğru orantı olacak. Ters orantının tek olduğu kanun Boyle-Mariotte yasasıdır arkadaşlar. Basınçla hacim arasında ters orantı vardır. Diyor ki sabit sıcakta belli bir miktar gazın, bakın sabit sıcakta T sabit demek bu. Belli bir miktar gazın N sabit demek bu, mol sayısı. Basınçla hacminin çarpımı K gibi bir değere eşit olsun. Buradan iki farklı durum için yazıldığında, yani bizim biraz önce yazdığımız şey P1 V1 eşittir P2 V2 P son mezun. Şimdi sıcaklık ve mol sayısı sabitken basınçla hacim arasında ters orantı vardır. Biri artarken biri azalır gördüğünüz gibi. Mesela basınç değeri buyken hacim değeri bu. Basınç değerini azalttım, hacim arttı. Ama nedir? İkisinin çarpımları birbirine eşittir. Sabit sıcaklık ve mol sayısında. Peki ben grafikleri biraz daha farklılaştırayım. P ile V arasındaki grafik ters olan P ile V 1 bölü V arasındaki grafik nasıldır diye soralım. İşte ne diyelim mesela? PV çarpımının P ile olan grafiği nasıldır? İşte basınç hacim çarpımının V olan grafiğini. Tabii bunların üçünde deneyi yaparken mol sayısının sabit olduğunu, sıcaklığın sabit olduğunu düşünerek yapalım. Nasıl olabilir? P ile V ters orantılıysa P ile 1 bölü V doğru orantılıdır. PV çarpımı P olan. Şimdi şöyle düşünün. PVNRT, yani buradan arkadaşlar bu yasaya doğru ulaşacağız. Şimdi gaz kanunlarını anlayabilmek için ulaşacağımız sonucu bilmek çok önemlidir. O yüzden biz hani nedir? Sonda bileceğimiz şeyi başta söyleyerek işi kolaylaştırma yolunu seçiyorum. Ben de konuları anlatırken öğrencilerime bu şekilde yapıyorum. Yani buradan aslında bizim ulaşacağımız sonuç, dört tane değişkenimiz var ya, basınç var,
sıcaklıklar, mol sayısı var, hacim var. Bu dört değişkeni en son ikili ikili incelemiş bilim insanları ve en son da ulaştıkları yer PVNRT arkadaşlar. PVNRT. Buna daha sonra ideal gaz denklemi olarak tekrar göreceğiz. İdeal gaz denklemi. Ama bu gaz kanunlarını yorumlarken PVNRT'yi bilirsek çok daha rahat ederiz. Mesela şimdi bunu ulaşacağımızı artık öğrenmiş olduk. Yani belki sürprizi kaçırdık ama sonuçta ulaşacağımız durum bu. Şimdi PVNRT, şurada eşitlik var. Ve görüyorsunuz P ile V aynı tarafta olması onun ters orantı olduğunu gösteriyor zaten. R bir sabit sayı arkadaşlar. 4 tane değişkenimiz şu anda var. Basınç var, hacim var, mol sayısı var, sıcaklık var. Biz mesela grafiği yorumlarken PV çarpım P ile olan grafiğini yorumluyoruz. Mesela biz bu PVNRT'de tekrar yazayım bunu, PVNRT'de. R zaten sabit sayı. Altında grafiği ne yazıyor? Mol sayısını ve sıcaklığı sabit. Molü de sabit tuttum, sıcaklığı. Yani burası sabit bir sayı. Atıyorum kaç olsun? 10 olsun. Basınç 10 iken hacim ne olur? 1. Basınç 5 iken hacim ne olur? 2. Basınç 1 iken hacim ne olur? 10. Yani çünkü çarpımları daima neyi verecek? Sabit bir sayı verecek. Ben bunu 10 diye kabul ettim. Herhangi bir sayı yazabilirsiniz. O zaman şöyle oldu bakın. Basıncı mesela 1, 5, 10 diye arttırdığımı düşün. Basıncı 1, 5, 10 diye arttırdığımı düşün. PV çarpım hiç değişmiyor. O zaman demek ki grafiğimiz böyle arkadaşlar. Aynı mantık PV çarpımının V ile olan grafiğinde öyle midir? Öyledir. Mesela hacim 1, hacim 2, hacim 10 diye gittik. Çarpım ne oldu hep? 10. O zaman sabit kaldı. PV çarpımının P olan grafiği ya da PV çarpım V olan grafiği sabit mol sayısı ve sıcaklıkta bu şekilde yorum. Grafik yorumlamalarında genelde zorlanılır. Ondan dolayı arkadaşlar PVNRT'yi verdim. PVNRT'yi yazacaksınız. Sabit olanları formüle sadeleştir. R her zaman sabit. Rydberg sabit diye geçecek. Bunu sadeleştirin. Geri kalanlarla işlem yapın. Geri kalanlarla işlem yaptığınız zaman eşitliğin aynı tarafında olanlar ters orantılıdır. Eşitliğin farklı tarafında olanlarsa doğru orantılıdır yorumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun soruları gelecek ama şu grafik yorumlamalarına devam etmek istiyorum. Şurada birkaç bilgi var, sonra grafik yorumlaması ile ilgili bir örnek var. Robert Boyle ile ilgili bilgi vermiş, hemen ona bakalım. Boyle Marriott yazısında Robert Boyle'un çalışmaları var biliyorsunuz. Gazlarda basınç hacim ilişkisini incelen İrlandalı bilim adamıdır. Gaz davranışıyla ilgili ilk çalışmaları yapmış ve Spring of Air, İlkbahar Havası ismini bir kitap haline getirmiş bunları. Boyle bir gazı ayırarak toplayan ilk kimyacıdır. Kimyanın birçok alanında çalışmaları yapmıştır. Hatırlayalım hatta ne yapmıştır? Aristo'nun element tanımını yıkmıştır. Kendisinden daha basit maddeleri ayrılamayan saf maddeler element denir diyerek de kendi element tanımını ortaya koymuştur ve Aristo'nun element fikrini yıkmıştır. Dört element kuramı, toprak, su, hava, ateşi yıkmıştır. Onu da hatırlatmış olalım. 1627-1691 yılları arasında yaşadığını söylemiş Boyle'ye ilgili böyle bilgi var. Evet, yani burada stratejimiz bu olması lazım diyor. Yani Boyle Marotası'nda N ve T sabitken basınçla hacim ters orantılıdır. Yani basınç artarsa hacim azalır, hacim artarsa basınç azalır, küçülür demiş. Evet, şimdi ben şu uygulamayı özellikle arkadaşlar bunlarda zorlanıyorum. Mesela bu üçlü bir uygulama, daha zor bir uygulama. Şimdi sonucu yazıyor ama ben bu sonucu nasıl ulaşacağımızı anlatacağım size. Şimdi bu tür sorularda yine neyi öğrendik biz? PVNRT öğrendik. PVNRT yazalım. PVNRT yazalım. Mesela ne diyor altında? Sıcaklık sabit. Şöyle T'yi salladık. R zaten gitti. Çünkü sabit. Şimdi mesela diyor ki molleri kıyasla. Molleri kıyasla ne vermiş bize? Basınç, hacim. Şu ikisinin grafiğini ver. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz böyle sorularda? Bir tanesinde ben sabit diyorum. Yani basınç ya da hacimden biri. Mesela hacmi sabit tutalım. Hacmi sabit tutmak demek sabit bir hacim değeri almak. Atıyorum şöyle bir değer alalım. Şurada nokta koyduğum yere bakın. Bir hacim değeri aldım. Ben yani hacmi sabit tuttum demek bu. Şimdi tuttuğum yerden arkadaşlar, hacmi sabit tuttuğum yerden grafiğe şöyle nokta nokta çiziyorum. Neyini yapmış oldum şu anda ben? Dikkat ediyorsanız hepsinin hacmini sabit tutun. Dokunduğu yerlerde grafikler işte pembe renkli, sarı renkli ve mavi renkli görmüş olduğunuz yerlerde arkadaşlar neler var? Basınç değerleri var. Basınç değerlerinden basıncı en büyük olan kim? Mavi renkli. Mavi renkli olan demek ki arkadaşlar mol sayısı büyüktür. Çünkü basıncı büyük olanın mol sayısı büyük. Gördünüz mü burada? P ile N doğru orantılı. O yüzden bu grafiği yorumlarken diyeceğiz ki işte N3 büyüktür, N2 büyüktür, N1. Yorum bu şekilde olacak. Bakın aynı şeyi alttaki için de yapalım. PVNRT'yi yazdık. PVNRT'yi yazdık. Şimdi diyor ki mesela N sabit. Sabit tuttum. R zaten sabit. Şimdi yine aynı mantıkla mesela T'leri kıyaslayacağız. Sabit bir hacim noktası aldım. Bu hacim noktasından şöyle çizdim.
Çizdiğim yerlerde şöyle dikkat ediyorsanız şuralara dokundurdum. Dokunduğu yerlerde arkadaşlar, dokunduğu yerlerdeki basınçlara baktım. Basıncın büyük olması sıcaklığında büyük olması anlamına gelir mi? Gelir. O zaman arkadaşlar en yüksek sıcaklık T3'tür. Mavi renkli görmüş olur. Sonra sarı renkli olmuş T2, T1 de yorum yapabilirsiniz. Özellikle bu tür grafik yorumlamaları çok nedir? Zorlanılır. O yüzden bu formatı kafanıza yatırırsanız çok rahat edersiniz arkadaşlar. Üçlü kıyaslamalarda bir tanesinde siz sabit tutun. Sabit tutmak demek sabit bir nokta almak demek. O noktadan çizdiğiniz yerlerdeki karşılıklarına bakmak demek. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın şu not da önemlidir. Mesela diyor ki Boyle-Moret yasasının günlük hayatta nerelerde? Helyum dolu uçan balonların gökyüzünde yükselirken basıncı azalır. Hatırlayın bunu söylemiştik. Yükseklere çıkıldıkça dış basınç azalır demiştik. Hacmi artar. Bir müddet sonra balon zarı hacim artmasına dayanamayarak patlar. Yani uzaya ulaşan uçan balon yoktur demiş. Evet, şimdi hemen sorularımıza bakalım. İlk sorumuz gelsin. Sabit sıcakta bir miktar ideal X gazının hacmi 500 litre, basıncı 200 santimetre civadır. Gazın hacmi 200 litreye düşürse basınç ne olur? Şimdi şöyle PVN, RT'yi bu tür sorularda yazın. Sonuçta biz şu anda Boyle-Moret yasası ile ilgili soru çözeceğimizi biliyoruz. Ama soru karşınıza karışık olarak geldiği zaman bunun bir Boyle-Moret yasası olduğunu nasıl anlayacaksınız? Şöyle anlayacaksınız. Mesela PVNT yazdınız. R zaten sabit. Diyor ki sıcaklığı sabit tuttum. Bakın bir ipucu vermiş. İdeal bir miktar ideal X gazı. Sonra bu X gazına herhangi bir ekleme çıkarma var mı? Yani gazın miktarı artıyor, azalıyor gibi bir cümle var mı? Yok. Mol de sabit demek ki. O zaman P ile V arasındaki ilişkiyi kullanacağız. P ile V arasındaki ilişki P1V1 eşittir. P2V2 diyeceğiz hemen. Şimdi ilk olarak hacmi 500'müş. Basıncı 200. Burada çevirmenize gerek yok arkadaşlar. 200 diye yazın. Yani atmosfere falan çevirmenize gerek yok. Çıkacak olan sonuç zaten santimetre civa cinsinde olacak. Eşittir. İşte P2 çarpı nedir? 200 litre düşürmüş. 200. Buradan arkadaşlar işlemleri yapınca P2'nin yani basıncın ne olduğunu buluruz. 500 santimetre civa olduğunu söyleriz. Yani cevap C şıkkıdır. Devam ediyorum. Şimdi şöyle grafik sorusu olarak gelmiş karşımıza. Bakalım ne diyor? Belli bir miktar ideal X gazı. Mol sabit demek. 27 derece sıcakta basıncın hacmiyle değişimi. Şimdi sıcaklığı vermiş ama daha sonra sıcaklıkta gibi değişim yok. Yani sıcaklık bahsedilmiş ama değişmemiş. O zaman bu da sabit. Öyle düşüneceğiz. Yani P, V, N, R, T'den belli bir miktar gaz demiş. Sıcaklıkla ilgili bir değişim yok. O zaman demek ki P ile V arasındaki ilişki inceliyordu ki basınç hacim grafiği vermiş. Çıkıyorsunuz. Bakacağız. Basıncı 6, hacmi o anda 12 litre. Peki basıncı 2 olduğu zaman hacmi nedir diyeceğiz. Buradan arkadaşlar 1, 6, V eşittir. 36 litre değerini bulacağız. Yani C şıkkı olacak. Gördüğünüz gibi. Evet, P ile V ters orantılı. Bunu sorguluyor genelde. Evet, şöyle bir sorumuz var. Diyor ki sabit sıcakta gerçekleşen yukarıdaki olay hangisi? Boyle yasasıyla ilgilidir. Yani PV ilişkisi. Biri artarken diğeri azalacak. Biri azalırken diğeri artacak. Sabit N sabit, T sabit. Bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi sabit sıcakta demiş zaten. Denizin 10 metre altında olan bir dalgıç hızla yüzeye çıkarsa akciğerde sıkışan havanın hacmi artar. Evet. Tam olarak da Boyle yasasının bir ilişkisi mi? Evet. Yani sonuçta basınç fazla arkadaşlar denizin dibinde yükseklere çıkıldıkça yani denizin dibinden yukarılara doğru çıkıldıkça basınç azalacak. Basınç azalınca hacim artacak. Neyin? Havanın hacmi artacak akciğerdeki ve doğal olarak yavaş yavaş çıkılması lazım bu tür durumlarda. Yoksa ani bir değişimden dolayı arkadaşlar burgun olayı dediğimiz durumlarla karşılaşabilir. O yüzden bu bir Boyle-Moret yasasıdır. Uçan balonun yükseklere çıktıktan sonra bir süre sonra patlaması da çünkü yukarılara çıkıldıkça dış basınç azalır. Basınç azalırsa hacmi artar balonun ve doğal olarak patlar arkadaşlar. İçerideki gazın mol sayısı değişmiyor balonun içindeki. Sıcaklığın da değişmediğini varsaymış. Sabit sıcaklık demiş. O yüzden bu da bir Boyle-Moret yasasıdır. Bisiklet tekerine hava basıldıkça şere gerginleşmesi arkadaşlar burada içine hava giriyorsa molü arttırıyordur. Yani hava girmesi mol artıyor demektir. Şu anda bizim nedir Boyle yasasında molün sabit olması lazım. İçeride gazın miktarının sabit olması lazım. O yüzden bu içeriye mol girdikçe hacmin artmasıdır. Bu da bir yasa olarak karşımıza çıkacak zaten ama şu anda bu bir Boyle-Moret yasası ile ilgili değildir diyebiliriz rahat bir şekilde. Boyle yasası bu şekilde arkadaşlar. Bir yasa daha görelim hemen karşımıza gelsin.
Charles yasası, sonra özelliklerine bakarız. İlk önce yasayı bir tanıyalım. Yasa neyi incelemiş? Şimdi bizim dört tane değişkenimiz vardı ya, artık öğrendik PVNRT'nin. Yani dedik, sürprizi başta söyledik. Buna ulaşacağımızı biliyoruz. R zaten sabit. Burada da N'yi ve P'yi sabit tutmuş. Mol sayısı ve basıncı sabit tutmuş. Hacimle mutlak sıcaklık arasında orantı. Nasıl bir orantı var? Doğru orantı var. Çünkü eşitliğin iki tarafında. Sıcak hava balonundan ilham alan Fransız fizikçi Jacques Charles 1787 yılında gazların hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Demiştir ki bir miktar gazın sabit basınç altında, bakın sabit basınç altında pistonlu bir kap kullanmış. Tutulması durumda Kelvin cinsinden ölçülen sıcaklık, ki buna mutlak sıcaklık diyorduk, hacim arasındaki bağıntıyı açıklar. Gazların sıcaklığı arttığında hacimleri de artar, yani genleşir. Yani diyor ki bakın şimdi hepsinde basınç aynı, P basınç. Mesela 10 derece yapmış, işte 50 derece, 100 derece, 200. Sıcaklığı arttırmış arkadaşlar. Sıcaklığı arttıkça gaz ne olmuş? Bakın 3, 6 tane gaz molekülü var. 3, 6 tane gaz, 3, 6 tane gaz molekülü, 3, 6 tane gaz molekülü. Yani gaz molekülünün sayısını değiştirmemiş. Mol sabit. Ne sabit? P sabit. Bunlar sabit. Bunları sabit tutmuş. Gazı ısıtmış. Isıtınca genleşmiş. Genleşince hareketli bir piston olduğu için yukarı doğru genişlemiş. İşte diyor ki burada bu genişleme miktarı, hacmindeki artış miktarı mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. O zaman arkadaşlar biz sonucu baştan söyleyeyim. V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2. Doğru orantı bu şekilde yazılır. Bir arttıkça diğeri artar. V1'den V2'ye genişlediği ölçüde T1'de T2'de ne yapacak? Artacaktır diyebiliriz. Mutlak sıcak, ama burada vurguyu yapalım lütfen. Mutlak sıcaklık olarak, yani mesela sıcaklık 10 dereceden 20 dereceye çıktığı zaman, 10 dereceden sıcaklık 20 dereceye çıktığı zaman hacim V iken eşit olmaz 2V'ye. Ama şöyle olsa 10 Kelvin'den 20 Kelvin'e çıkarsa V iken 2V'ye eşit olur. Bu doğrudur. Mutlak sıcaklık olarak iki katına çıkacak. Celsius olarak değil. Buna da lütfen dikkat edin. Bunda çok ne yaparlar? Testlerde, sorularda kullanırlar bu bilgiyi. Eğer dikkat etmekse sorumuz gider. P ve N sabit olduğundan dolayı hacmin mutlak sıcaklığı K gibi bir sayı olsun ve ulaşacağı şeyi zaten biz söylemiştik. Ben şöyle diyorum, daha kolay göre V1 bölü T1, içler dışlar yer değiştirebilir biliyorsunuz arkadaşlar. P1 T1 eşittir. V1 T1 bölümü eşittir V2 bölü T2 demek bana daha kolay. Aynı şey aslında, gördüğünüz gibi V1 bölü V2 T1 bölü T2'ye işte. Peki grafiği nasıl göstereceğiz? Grafiğin doğru orantı grafiği çizeceğiz, ama burada sıcaklığın faktörü önemli. Sıcaklık eğer Kelvin cinsindense Celsius cinsindense değişiyor. Buna dikkat. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani Kelvin cinsinden mi yoksa Celsius mu çizim? Eğer Kelvin cinsinden mutlaksa sıfıra doğru götürüyoruz doğru orantımızı. Eğer Celsius'sa eksi 273'e gün. Nokta nokta olmasının nedeni nedir? İşte bu sıcaklığa daha düşülememiş olmasından dolayıdır arkadaşlar. Evet, bu şekilde grafiğimizi yorumlamış olduk. Doğru orantı grafiği var burada. Dikkat etmemiz lazım. Hemen biraz Charles'la ilgili bilgilere bakalım. Sonra sorulara geçeriz. Charles demiş ki balonlarla ilgili yaptığı çalışmalara meşhur olan Fransız bilim insanı. Charles balonlarda ısıtılmış sıcak hava kullanmıştır. Ayrıca balonlardan havadan daha hafif olduğu olan hidrojenle doldurabileceği fikrini ortaya atmıştır. Charles balonlar yardımıyla gazlardaki hacim sıcaklık ilişkisini incelemiştir. Yaptığı balonla 45 dakika seyahat etmiş, ancak indiği yerde korkuyla karşılanmış ve ipekten yapılmış olan balonun köylerce yırtılıp parçalanmıştır. 1746-1823 yıllar arasında yaşamıştır diyor. Tabii ki o zaman bu davranış çok hoş karşılanmamış gördüğünüz gibi. Evet, stratejimiz şu olacak arkadaşlar. Charles'ta bir gazın basıncı ve sıcaklığı sabitse, basıncı ve sıcaklığı sabitse hacmi mol sayısının doğru orantı. Evet, burada bir düzeltme yapalım. Bu bizim Charles yasası değil. Bir gazın basıncı ve mol sayısı, şöyle mol sayısı sabit ise hacmi ve mutlak sıcaklığı, düzeltelim, mutlak sıcaklığı arasında doğru orantı vardır. Bizim çünkü incelediğimiz nedir? V ile T arasındaki ilişki. Onu da düzeltelim hemen. Geçtik arkadaşlar. Bakın bu yeni ikili yorumlamalara bakalım mı? Bunlar çünkü biraz daha zor oluyor. İkili üçlü yorumlama hatta. Üçlü yorumlamalara dikkat edin. Şimdi bakın yazıyorum yine. P, V, N, R, T yazdım. Molleri kıyaslayacağız. R zaten sabit. Burada P'yi sabit al demiş. P'yi tamam alalım. P'yi sabit alınca bakın bizim V ile
T arasındaki ilişkiyi görebiliyoruz. Şimdi molleri kıyaslayacağız ya, ne yapalım o zaman? T'yi sabit tutayım, sıcaklığı sabit. Bunu ben sabit tutayım. Sabit tutunca sabit tuttuğum noktadan arkadaşlar şöyle aşağı doğru grafik. Bakın şu noktayı sabit tuttum ve karşılıklarındaki dokunduğu yerde hacimlere baktım. Hacmi büyük olan mol sayısı büyük müdür? Büyüktür. O zaman bakıyorum hangi yerde hacim en büyük? N3. N3 büyüktür, N2 büyüktür, N1 dedik. Bu şekilde aynı şekilde alttaki grafiği de yorumlayabilirsiniz. Mantık bu. Üçlü değişkenlerde arkadaşlar, üçlü değişkenlerde bir tane de siz sabit tutun. Diğer ikisinin eşitliğin iki tarafındaysa doğru orantı, aynı tarafındaysa ters orantı olduğunu söyleyebiliriz. Peki, Charles'ın gündelik hayatla ilişkisi nedir? Bunu nasıl yorumlarız? Hamur mayalama işleminde kimyasal tepkime sonucunda açığa çıkan gaz kabarcıkları sıcaklığın etkisiyle hacimce genleşmesi Charles yasasına günlük yaşamdan örnek olarak gelir. Evet, burada oluşan karbondioksit gazı arkadaşlar ne yapıyor? Hamuru şişiriyor. Bunun genişlemesi hacmin sıcaklık etkisiyle genişlemesini örnek olarak verilebilir demiş. Peki sorularımıza geçelim. Diyor ki mol sayısı ve basıncı sabit olan. Zaten söylemiş, hemen yazdık. Bakın bu tür sorularda dedik ya, konu şu anda Charles'la ilgilidir. Charles'la ilgili soru çözeceğimizi biliyoruz ama karşımıza karışık bir yerde geldiği zaman nasıl yorum yapacağız onu anlatıyoruz. Mol sayısı ve basıncı sabit. Mol sayısı ve basıncı sabit gitti. R zaten sabit. Şu ikisi var. O zaman bu V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 kanunu olduğunu anlayacağız. N2 gazının sıcaklığı 27. Sakın 27 yazmayın burayı. Kelvin'e çevirmemiz lazım. Çünkü mutlak sıcaklıkla doğru orantılı. Buradaki T değerlerimiz bizim nedir? Mutlak sıcaklık. Yani Kelvin cinsinden sıcaklık arkadaşlar. Kelvin. Unutmayın. 300. Hacmi 50 litreymiş. Daha sonra sıcaklık kaç derece arttırılırsa yeni hacim 150 olur diyor. Şöyle yazalım biz buraya. T2 diyelim buraya. Hacmimizi 150 istiyoruz. Yani 50'den 150'ye çıkması için 3 katı. O zaman bunun da ne olması lazım? 900 Kelvin'e çıkması lazım. Yani 300 Kelvin'den 900 Kelvin'e çıkması için 600 derece arttı. Ha diyeceksiniz ki hocam Kelvin olarak şu anda artışa baktık. Celsius fark etmez ki. Kelvin olarak artışla Celsius arasındaki artış aynıdır. Yani oran olarak aynıdır. Yani 600 sıcaklığı 600 derece arttırırsanız Kelvin de 600 derece arttırırsınız. İspatlayalım istiyorsanız. Neydi? 300 Kelvin 27 derece arkadaşlar. Değil mi? 27 derece. 900 Kelvin peki kaç derecedir? 900'den 273'ü çıkartalım. 627 derece. 627. Bakın ne oldu gördünüz mü? 27 dereceden 620. 600 derece arttı. 300 Kelvin'den 900 Kelvin. 600 Kelvin arttı. O yüzden Celsius'la Kelvin arasındaki artış miktarları aynıdır. Çünkü biz diyoruz ki Celsius'un üzerine 273 eklersek Kelvin. Yani şurası sabit sayı. Buradaki artış, buradaki artışla aynı oranda gerçekleşiyor. Geçiyorum bir diğer soruya. Sorumuz şu. Yukarıdaki grafikte ideal pistonlu bir kapta bir miktar helyum gazının hacim sıcaklık değişimini görüyoruz. Buna göre hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bir kere grafikteki şu x değeri, yani sıfırın altına doğru gitmesi, eksi değere doğru gitmesi, bunun bir kere sıcaklığın biriminin Celsius olduğunu gösteriyor. Sıcaklığın birimi Celsius'tur. Kelvin değildir. Ve x noktasındaki sıcaklık -273 mutlak sıfır noktasıdır burası. Doğru söylemiş. T sıcaklığındaki 273'tür. Bunu ölçeceğiz. Şimdi bakın şu nokta için ve bu nokta için yasa uygulayacağız. Diyeceğiz ki V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2. Şimdi burası V1 olsun. Hacmimiz 5,6. Sıcaklığımız 0 santigrat derece. Tabii ki 0 almıyoruz. 273 Kelvin yazdım. Sonra geçtik ikinci yer için. Burası hani burası birinci yerimiz. Burası ikinci yerimiz gibi düşünelim. İkinci yerde de hacmimiz 11,2 litre. Acaba sıcaklığımız ne? 2 katına çıkmış. 2 katına. O zaman burası 546 Kelvin olacak. Kelvin ama. Celsius'a çevireceğiz. 546'dan 273'ü çıkartırsak 273 derece çıkar. O zaman demek ki T değerimiz 273 derecedir. Doğru. Gazın 0 derece sıcaklığındaki hacmi 5,6'dır. Evet. Şu anda 0 derecede tam dokunduğu yerdeki hacmi görebiliyoruz zaten. 5,6'dır. Grafikte söylüyor zaten bunu. Cevap E şıkkıdır diye işaretledim. Evet, geldik son sorumuza bu kanunla ilgili. Yukarıdaki dilek fenerinin sıcaklığı 120 derece, hacmi 500 mililitre olduğunda uçmaktaymış. Başlangıçta oda sıcaklığı 2 derece üstünde bulunan bu fener başlangıç hacmi nedir?
Fenerin içindeki gaz miktarının basıncın sabit olduğu düşünecek. Yani diyor ki N'yi ve T'yi, şey N'yi ve P'yi sabit düşün. O zaman biz deriz ki V1 bölü T1 eşit olmalı. V2 bölü T2, yani Charles yasasını uygulayabiliriz. Şimdi uçma şartını bize söylemiş arkadaşlar. Uçma şartı nerede? 1227 derecede. 1227 derece 1500 Kelvin yapar. Hacminde diyor 500 alacağız. Bu şartlarda. Peki oda sıcaklığının 2 derece üstünde ne demek oda sıcaklığı? 25 derecenin 2 derece üstü 27. Yani şu anda bize 27 derece bu şekilde ifade etmiş. Yani 300 Kelvin diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 27 derece 300 Kelvin'dir. Başlangıç hacmi nedir diye soruyor. Başlangıç hacmine V1 diyelim. Sıcaklığı 300. Sonradan uçması için bunun 1500 Kelvin'e çıkması lazım. Ve bu durumda da hacmi 500 mililitre oluyormuş. 5 katına çıkmış. O zaman bu da 5 katına çıkması için başlangıçta bunda 100 mililitre olması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Başlangıç hacmi 100 mililitredir. Evet arkadaşlar, kanunlara devam edeceğiz. Diğer dersimizde Gay-Lussac ve Avogadro kanunu kaldı. Onları da bir sonraki derste işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.